Merhaba arkadaşlar. Galatasaray Haber 29.05 kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Her gün olduğu gibi Galatasaray'ımızın günlük e, gündemini değerlendirip sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Gelişmeler var mı? Transfer konusunda ne durumdayız? E, takım içerisinde ne durumdayız? Birazcık e, Galatasaray'ımızın gündemini değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Sizlerden de birçok soru geliyor. Teşekkür ederim sorular sorduğunuz için. Bunları hem akşamları canlı yayınlarda cevaplamaya çalışıyorum. Hem de e, gün içerisinde attığım videolarla cevaplamaya çalışıyorum. Bu akşam yine her günkü olduğu gibi spor gecesi programında benim kanalımda canlı yayında sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen haberlere geçiyorum. Tabii Rakitic haberler var çok birkaç gündür. Rakitic'in Galatasaray'a geleceği, Rakitic'i sürekli Galatasaray'a yazan gazeteler var, haberler var arkadaşlar. Yani bu doğru yansıtmıyor şu anda. Çünkü Galatasaray'ımızın herhangi bir girişimi yok Rakitic'e ilgili. Yani Barcelona evet birçok futbolcusunu satılık sitesine koydu. Messi ve birkaç oyuncu haricinde birçok oyuncu hatta Luis Suarez dahi satılabilir dedi Barcelona. Yani burada tabii Galatasaray'ın orta sahili olduğu için menajer aracılığıyla yazılar bir çizilebiliyor. Yani hani Hulk bile şimdi Alexander Pato boşta. O bile yazılıyor şu anda. Barotelli. Yani bu tarz böyle boşta olan yıldızlar işte Galatasaray'ın zaten hani dünya çapında bir takım olmasından dolayı orta saha orta sağ arayışı olduğu olduğu için de menajerler önerebiliyor veya menajerler gündeme getirebiliyor ama herhangi bir girişim yok rakip ilgili çünkü pahalı bir transfer, maliyetli bir transfer. Ya gelmesini ister miyim? Tabii ki isterim ama hani imkansız diyebileceğimiz transferlerin bir tanesi. Çok zor bir transfer arkadaşlar. Hani e, haberlerin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Aldığımız haberlere göre de böyle bir haber yok. Sadece menajer e, haberi olduğunu biliyoruz. O yüzden hani keşke gelse diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Barcelona'nın 8 numarasını almak tabii ki kolay değil. Gelse çok iş yapar tabii ki ama maalesef. Bu oyuncu kendimizi kaptırmayalım. Diğer gelişmeye geçmek istiyorum. Sofyan Fegüli. Fegüli indirme gitti arkadaşlar. Bu olumlu bir şey. Buradan da şunu anlayabiliriz. Büyük bir ihtimalle Fatih Terim önümüzdeki yıl Fegüli takımda düşünüyor artık. Tabii ki Fegüli iyi bir oyuncu. Belhanda tabii ki sıkıntı çıkartan oyunculardan bir tanesi. Belhanda'nın ben satılması, satılması takım için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Feguly'e her zaman olumlu bakanlardanım ben. Çünkü Fegüliye baktığınız zaman iyi bir oyuncu. Takımı taşıyabilen bir oyuncu. Tek bir sıkıntısı var. Bazı maçlara odaklanamıyor ve maç seçebilen bir oyuncu. Biraz daha odaklanabilirse bence çok iyi iş yapan bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın şampiyonluklarında katkısı büyük olan bir oyuncuydu. Figuli kalacak gibi gözüküyor. Maaşında da indirime gitti. E, bu sevindirici bir haber arkadaşlar. Öte yandan diğer habere geçmeden önce bu akşam biliyorsunuz Beşiktaş'ın Pauk'la maçı var. E, Şampiyon Ligi ön maçı. Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş bugün Pauk'u yener, e, turu atlar. Çünkü ülke takımı olarak e, Avrupa'da bir takım oynadığı zaman hangi takım olursa olsun, rengi ne olursa olsun her zaman Türk takımı olduğu için onu tutuyoruz. Ki ben böyle düşünüyorum. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuz. i̇ster Beşiktaş, ister Trabzon, ister Fenerbahçe, ister Sivas veya başka takım veya Alanya fark etmez. Benim gönlüm her zaman Türk takımlarından yanadır. İnşallah Beşiktaş bu akşam güzel bir galibetle turu geçer. Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. lisansı çıkmayan futbolcular var arkadaşlar. Sizlerden gelen haber sorular bu şekilde. Neden birçok oyuncunun lisansı çıkarılmıyor? Neden lisans verilmedi tarzı? Arkadaşlar Galatasaray'ımızın vergi borcu var. Vergi borcu olduğu için de yaklaşık 40 milyon TL yanlış hatırlamıyorsam eğer bu vergi borcunu Galatasaray'ımızın yatırması lazım. Eğer yatırmazsa şu an transfer edeceği oyuncuların da lisansını çıkartamayacak. Şu an Donk, Ömer Bayram ve Lines'in lisansı çıkarılmadı hala. Yeni yapılacak transferlerin de herhangi bir lisansı çıkarılmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Borcumuz var şu anda. Vergi borcumuz. Bu vergi borcunun bir an önce yatırılması lazım. İşte bu vergi borcunu yatırırsak o futbolcuların da lisansını çıkartabilecek. Tabii MHK Başkanı belli oldu. Serdar Tahtlı oldu. Yeni MHK Başkanı. İnşallah bu sezon hakemleri konuşmadığımız bir sezon olur. Sadece futbolu konuştuğumuz bir sezon olur. Gerçekten geçtiğimiz sezon birçok maçın sonucuna hakemler karar verdi. Emin olun hakemleri konuşmaktan artık sıkılmıştık ligi hakemler değil de futbolu konuşarak geçirmek istiyoruz. Bütün futbol severler de böyle düşünüyor diye düşünüyorum ben de. Tabi Galatasaray'ımızın birazcık da transfer gündemine değinmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 numara arayışları devam ediyor. Hani Yunanistan'dan birkaç haber aldık ama resmileşmedi. Henüz isim alamadık Yunanistan'dan. O isimler de belli olursa Yunanistan'da bir iki transfer arayışında var Galatasaray'ımız. 6 numara arayışında şu an Yunanistan'dan. Eğer o isimler netleşirse onlara size söyleriz buradan. E, ee, Herrera ilgili, Yangel Herrera ile ilgili girişimler devam ediyor. Lerma ile ilgili e, işlemler hızlandırıldı arkadaşlar. Oyuncu gelmek istiyor. Kulübüyle birazcık e, pazarlıklar pazarlar ağırdan ilerliyor. Çünkü kulübü birazcık inat ediyor. E, maddi açıdan fazla para istiyor. 2,5 milyona yakın bir bon servis e, özür dilerim kiralama bedeli istediği için biraz e, sıkıntılı gibi o, o süreç. Seri ile ilgili girişimler devam ediyor. Lemina'dan vazgeçtik ama hani yine de aklımızın bir köşesinde yani Lemina, Sam tam tam olur orada fikrini değiştirirse girişimler yine devam eder. Tabii biz 6 numara bulursak da Lemina'dan artık vazgeçmiş olacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Mustera biliyorsunuz bu sezon ilk yarısında olmayacak. Ocağa kadar. Lisansı çıkarılmadı zaten Mustera'nın. Mustera da Ocak ayında takıma dönmesini Bekliyoruz. Emre Akbaba ile ilgili çok sorular soruyorsunuz arkadaşlar. 10 numara olarak takımı taşıyamaz mı? Ya Emre Baba aslında 10 numara olmasına rağmen golü koklayabilen, gol yollarında çok iyi olabilen bir oyuncu. oyuncu Çünkü hem Alana Spor'da olsun hem Galatasaray'mıza geldiği ilk dönem sakatlanma sürecinin önceki dönemlerde hatırlarsanız gizli forvet gibi oynuyordu. Hani golü koklayan, ceza sahasına her zaman giren, e, gerek şutları şutlarıyla gerek karamboldeki attığı gollerle olsun e, yani aslında çok iyi bir on numara ama işte o sakatlık süreci Emrah Baba'yı birazcık geriye götürdü artık temkinli oynamaya başladı yani da nasıl dön nasıl döneceğini bilmiyoruz Mustera'nın da şimdi Emrah Baba'nın sakatlığından sonra iyi dönmedi acaba da böyle bir sıkıntı yaşayacak mı çünkü gerçekten çok kolay bir sakatlık değil arkadaşlar e, kemik kırılıyor e, Mustera karambolde veya birebirlerde yatabilecek mi oyuncuya yere yatabilecek mi karambole girebilecek mi gerçekten buna çok belirleyici aslında i̇şte Emrah Baba üzerindeki o korku atabilirse çok iyi on numara aslında ama işte emin olamıyoruz bir iki maç bunu izlemek lazım Emrah Baba'yı pandemi sonrası hani bir tık böyle topalar gibi oldu ama yine o korkuları devam ediyordu birazcık izlerseniz maçları fark edebiliyorsunuz birazcık birkaç maç bekleyip izlemek lazım. Emrak Baba'yı. Eğer Emrah Baba Allah neden gelen Emrak Baba'ya geri dönerse birazcık daha Galatasaray'ımızda bir özgüven kazanırız. Kolibali'nin de bu hafta açıklanmasını bekliyoruz. Ee, gerek 8 numara gerek 10 numarada oynayabilen ama ilk 11 oyuncusu olmaması konusunda tabii ki beklemek lazım ama kulübüne 1 milyon euroluk bir e, bonservis bedeli önerilmiş Galatasaray'ımız tarafından öyle duyduk. E, 1 milyon euro da aynı şekilde futbolcuya verileceği maaş olarak yıllık 1 milyon euro. Bana çok fazla geliyor. Yani Marcao'nun Kaon'un aldığı ücrete bakıyorum 800 bin euro. Ruinlama da uygun bir ücret alır diyebiliyorum. Kalkıp da 19 yaşındaki Norveç'ten aldığınız bir oyuncuya yıllık 1 milyon euro. Gerçekten çok fazla bizim altyapıdan çıkan çocuklarımız 100 bine 50 bine oynarken bunların kalkıp bu oyuncunun 1 milyon euro oynaması bence çok fazla. Gerçekten çok fazla. Umarım, umarım beni şaşırtır ama hani ne olsun olsun 19 yaşında bir çocuk alıyorsanız ve Norveç liginden alıyorsanız bence bu oyuncuya sizin vermeniz gereken en fazla 500 600 bin euro civarı olması lazım. Ben çok fazla buluyorum 1 milyon euro'yu. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta 31 Ağustos pazartesi yanılmıyorsam kura çekimi var. Galatasaray'ımızın kura çekimi var. Artık yavaş yavaş maçlar yaklaştı. Başlayacak kura çekimi de haftaya. 3 hafta var UEFA maçımıza. yanılmıyorsam 3-4 hafta kadar var. E, orta sahanın bir an önce bitmesi lazım. Kamp dönemine yetişmesi lazım. Gerçekten orta saha çok önemli takımımız için. E, muhtemel rakiplere baktım ama netleşmedi arkadaşlar. Bu hafta da oynansın, e, netleşir. Ondan sonra oturup beraber rakipleri değerlendirebiliriz. E, bununla ilgili de özel bir program yapabiliriz aslında. Hani muhtemelen rakiplerle ilgili. E, şu anda var birkaç tane ama bazı arkadaşlar şu yorumlarda işte şey yazmışlar. Arsenal e, gelebilir, tarzı Wolfsburg tarzı takımlar gelebilir gibisini yazmış ama arkadaşlar onlar seri başı biz de seri başıyız. Seri başı olduğumuz için Arsenal gibi e, ismi bilindik büyük takımlarla karşılaşma ihtimalimiz yok. Hani şöyle diyeceksiniz, belki de demeyeceksiniz. Ben şunu söyleyeyim size. Bizim bir e, Östersund vakamız var. Bir Tromso vakamız var. İsmi sana bilinmeyen iki takıma elendik. Umarım böyle bir şey olmaz. O yüzden takımın hazır olması, takımın kadronun tam olması lazım bunun için. Evet bugün aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Akşam canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın.